Yani bir devlet hangi devlet olursa olsun iş bulmak zorundadır. Devlet vatandaşa iş bulmak zorunda. Ben Diyarbakırlıyım. Ben buraya çalışmaya geldim. Niye? Çünkü doğuda yatırım olmadığı için, yatırım yapmadıkları için o yüzden biz de kendi dışarı atmak zorunda kalıyoruz yani. Niye? Çünkü Diyarbakır'da ben 5 sene çalıştım, bir restoranda çalıştım, garsonluk yapıyordum. Sigorta denen hiçbir şey yok. Sigorta yatırmıyorlar. O yüzden biz de geleceğimizi yani şey yapmak için dışarı çıkmak zorunda kaldık. Yani bir genç olarak, çalışan olarak nelerle karşılaşıyorsunuz? Mesela sigortasız çalışmaya, emek sömürüsüne maruz kalıyor musunuz? Şu anda kalmıyorum. Yani evet. Daha evvel de kalıyordum yani. Bulmak zorunda. Çünkü bir de şöyle bir şey var mesela. Ben liseyi bitiriyorum. 18 yaşımda oluyorum. Ve bir işe giriyorum. Üniversite okumazsam 2 sene sonra askere gitmem gerekiyor. Askere gitmem gerektiği için askere gidince işten çıkartılıyorum. Bu da yasak. Ama işten çıkartılıyorsun ve bir daha iş bulamıyorsun. İş bulmak da zor. Gençler peki iş bulurken neler yaşıyorlar? Valla benim ablam ekonometri bölümünü bitirdi. 4 yıllık ve hukuk bitirdi. Şu an bir AVM'de kasiyer. Ekonometri en zor bölümlerden birisi ve hukuk da bitirdi. 4 yıllık ikisi de. Yani 8 senesi boşa gitti yani. Şu an AVM'de kasiyerlik yapıyor. 8 yılda okuyor hukuk ve ekonomi ama kasiyerlik yapıyor. Bence bulmalı çünkü hep Suriyeli, Afgan vatandaşları olduğu için Türk insanları iş bulamıyor ve işsizlik durumu meydana çıkıyor. O yüzden kimsede para olmadığı için hükümeti suçluyorlar. Bence bu kadar mülteci almaları biraz fazla oldu. Hiç kimse hoşnut değil yani, ben dahil. Ya bu durumun düzeltilmesi lazım, yoksa halkımız hiç memnun değil. Yani 2 aydır işsizim. İşim yok. Son birkaç haftadır sanayide çalışıyorum. Haftalığım 400 lira. Bu askeri ücretin yarısı bile değil haftada. Yani gençler iş bulamıyor mu, yoksa iş yok mu? Ya bulamıyor, yok. Yani emek sömürüsüne denk geliyor. Maruz kalıyor daha doğrusu. Efendim? Yani emek sömürüsüne maruz kalıyor. Evet. Yani birkaç yere başvuru yaptım ama yok. Yani şöyle, Suriyeliler ve Afganlar düşük miktarda çalıştığı için Türk vatandaşlarına genelde gerek duymuyorlar. O yüzden de işsizlik durumu meydana geliyor. Bence kesinlikle bulmalı çünkü devletin tanımına baktığım zaman devlet dediğiniz şey şudur. Hani belirli bir toprakta belirli bir eylem gücü olan insan topluluğudur en kısa baktığınız zaman, ki bu insan gücünü verimli düzeyde kullanmak da devlet organizmalarının görevi bence yani. Bulmalı. Bulmalı çünkü ülkede %40'ı aşkın işsiz var. Bu mesela kendimden örnek vereyim, ben bu 2 ay içinde 2 ay iş aradım. Ben bir tane bile işe giremedim. Yani ben bu ailetten, devletten de para almadım ben işsiz olduğum için. Okulu bitirdim, benim diplomam var. Beni bir işe almıyorlar. Çıraklığa gel diyorlar yani sanayide. Sanayide ben 700 liraya yapmamı bekliyorlar benim sanayide. 700 TL'ye benim çalışmamı bekliyorlar, o kadar amelelik yapıp. Ben de o yüzden ona çalışmıyorum ama biraz daha güzel bir iş bulurlarsa, eğer bölümümüze göre yaparlarsa bence daha iyi olur ama yapmıyorlar işte. Emek sömürüsüne gençler olarak maruz kalıyorsunuz değil mi? Evet. Bu nasıl hissettiriyor? Kötü hissettiriyor çünkü yurt dışında bazı gençleri gördüğümüz zaman böyle eğlenerek yaptığı zaman bizim İçimiz acıyor yani. O kadar eğleniyorlar. Biz burada karın tokluğuna yaşıyoruz bildiğiniz. Yani buraya gezerken ben kaç kere yere baktık böyle nasıl diyeyim size, yemek yiyeceğiz en ucuzu hangisi? Bu kadar yerlere baktık ama yurt dışında böyle değil. Gençler rahat ve refahlar. Bu konuya çok bir yorum yapamayacağım. Yani bir yandan bulmalı, bir yandan bulmamalı. Çünkü bizim insanımız da biliyorsunuz biraz tembeldir. Hazır yemeğe alışkındır. Ama kaliteli eğitim verdikten sonra zaten insanların da devlete gerek kalmadan iş bulabileceğini zaten düşünüyorum. Muallaktayım orada yani. Tabii ki zorunda. Yani ben zaten bu ülke için okuyorum. Bu ülke için okuyorsam neden işsiz kalayım yani? Okuyorum, mesela üniversite okuyoruz. Bir sürü üniversiteli işsiz insan var. O yüzden iş olanağı yok zaten. Olması gerekiyor. Tabii ki de zorunda. Neden? Yani şimdi üniversitelerde bölümler açılıyor mesela. Bu bölümler açılırken iş istihdamı olacak mı olmayacak mı? Hiçbir şey umursanmaz. Bedavadan açılıyor bölümler ama millet işe giremiyor. Bunlar o zaman devletin bel atması gerekiyor. Bu bölümü okuyan kişiler de mezun olduktan sonra gidip BİM'de, A101'de, hani burada çalışanlar eziklemiyorum ama herkes kendi bölümünün işini yapmak zorunda sonuçta. Yani ister bunu. İş bulamadıktan sonra kime söyleyecekler bunu? Devletin bununla ilgilenmesi gerekmiyor ama. Yani iş bulmak zorunda değil tabii ama istihdam yaratmak zorunda. Bir güven ortamı olması lazım ki sermayede gelsin. Devlet bakmak zorunda değil, iş bulmak zorunda değil ama güven sağlamak zorunda, adalet sağlamak zorunda ki vatandaş da şey yapsın. Şu anda gençlerin durumunu nasıl görüyorsunuz peki? Gençlerde büyük bir işsizlik, yani müthiş bir geleceksizlik var. Hele üniversitede okuyanlar. Yani marketlerde çalışıyorlar. Müthiş bir geleceksizlik var işsizlik konusunda. Yani devlet dairesinde çalıştırmak zorunda değil. Ben bir devlet dairesinde çalışıyorum. Devlet memuruyum. Devlet dairesinde çalıştırmak zorunda değil. Ama devlet o imkanı sağlamak mecburunda. Yani iş imkanını sağlamak mecburunda. Neden mecburunda? Çünkü devlet baba diyorsan işini de, imkanını da, yaşantısını da kurmak mecburunda. Zorunda. Yani sokakta kalıyor abla insanlar. Aç. Yani 5 yaşında çocuklar dileniyor. En azından aileleri çalışsa evleri olur, başlarını sokacak bir evleri olur, yiyecek yemekleri olur. Yani ben öyle düşünüyorum, sunmak zorunda. Yani abla başka şehirden alıyorlar, burada çalıştırıyorlar. Bizim vatandaşımız burada aç, sokakta kalıyor. Yani diyecek bir şey bulamıyorum ben. Yani Suriyelilere baktıkları kadar bize baksalardı, bizim bu sokaktaki insanlarımıza baksalardı daha iyi olurdu bence. Kesinlikle devlet vatandaşına iş bulmak zorunda çünkü şu zamanlarda baktığımız zaman ülkeye büyük bir mülteci sorunu mevcut. Bu mültecilerden kaynaklı sorundan dolayı da iş bulma konusu çok ucuza çünkü. Hani Türk genci 100 liraya çalışmak isterken Suriyeli'ye 40 liraya, 30 liraya çalıştırabiliyorsunuz. Bu konularda olduğu sürece de Suriyeliler tabii ki daha tercih edilen bir konumda. O yüzden devlet Türk gencine iş sağlamak zorunda. Özellikle şu dönemlerde o kadar zor ki iş bulmak. Yani devletimizin tek yapması gereken şeyin bu olduğunu düşünüyorum ama hiçbirini yapmıyorlar. Bu imkanı sağlamalı, evet. Çünkü gelecek gençler için çok belirsiz. Dolayısıyla gençlerin geleceği daha net, kesin, emin bakabilmesi için devletin bu imkanı sağlaması lazım. En azından deneyimsiz gençlerin hani gittikleri iş kapısı deneyimsiz diyerek geri çevrilmesindense devletin sağladığı bir avantajla bir deneyim kazanıp daha sonrasında kendi ayakları üzerinde durabilmesi için evet sağlamalı. Tamam. Tabii ki de zorunda. Yani bu kadar işsiz varken şu an ben de lise mezunu bir işsizim. Hani yani ben sınava hazırlanıyorum ama çok fazla işsiz var. Evet, peki gençler neler yaşıyorlar bu işsizlikle ilgili? Ya biraz insan hani işsizlikte para olmayınca şu an her şeyin fiyatı artıyor ama hiç kimsede para yok. Hani alışveriş yapmak istiyor, bir şeyler almak istiyor ya da ne bileyim farklı bir aktivite yapmak istiyor ama evden dışarı çıkamıyoruz. Çıksan ya bir kahve içmeye kalksan 30-40 lira hani. O yüzden daha çok depresyona giriyorlar, psikolojik sıkıntılar yaşıyorlar bu son 2 yıldır özellikle sürekli evde olanlar. Hani kötü bir durum yani, kesinlikle iş bulmalı. Yani çevrenden de cevap verebilirsin gözlemlerini. Sence iş var da gençler mi beğenmiyor yoksa iş mi yok? Hem iş yok hem gençler beğenmiyor. Mesela şey duymuştum haberlerde, bu sanayilerde falan çırak yokmuş hani bitecek gibisine. Hani gençler o tarz biraz gözü yüksekte gençlerimizin, benden dahil olmak üzere yüksek hayalleri var. Hani biraz da işi beğenmiyorlar, evet. Yani rahatlığı çok istiyorlar ama iş imkanı da rahat olmuyor. Evet. Neden? Suriyelilere iş bakımı konusundan çok açık yerler var. Ama bizim için yani Türk milleti için pek bir açık yerler yok. Mesela buradan çıktığımız zaman çoğu kişi işsiz. Tabii ki zorunda ama işsiz o kadar çok insan var ki, o kadar çok üniversite var ki, bir öğretmen oluyor. Elazığ'da öğretmen oluyor. Orada öğretmen oluyor. Ama bir tane okula sadece 2 tane matematik öğretmeni atanıyor. Biraz adaletsiz. Atamalar, öğretmen atamaları çok sıkıntılı değil mi? Nasıl gözlemliyorsun? Çok sıkıntılı. Yani ben öğretmen olursam iş bulabileceğimi düşünmüyorum. Dershanelerde de o kadar ayakta durup insanların kahrını çekerek yine bir asgari ücret almaya çalışıyorum. Öyle çok kötü durumlar. Evet, zorunda. Suriyelileri gönderseler iyi olur. Yani herkes, çoğu insanlar onlardan şikayetçi. Onlara yardım ediliyor. Türk insanları unutuldu. Peki bu iş bulamamızın nedeni sizce mülteciler mi? Bir şey diyemiyorum.